şeyler vardır anlatılmaz. Bazı şeyler vardır konuşulmaz. Küçük bir dünya içinde güzel bir çiçek yağmurlarla ıslanıp büyüyecek. Bazı şeyler vardır anlatılmaz. Bazı şeyler vardır konuşulmaz. Küçük bir dünya içinde güzel bir çiçek yağmurlarla ıslanıp büyüyecek. Sevgi çocuğun yüreğinde tanır. Güzel umutlar yaşasın içinde. Gözlerinde hep ışık olsun senin çocuğun. Dünyaya böyle bak sen ömrünce. Çocuğun yüreğinde tanır. Güzel umutlar yaşasın içinde. Gözlerinde hep ışık olsun senin çocuğun. Dünyaya böyle bak sen ömrünce. Sarp nasıl şaşırdı karşısında Bilgi'yi görünce, değil mi Osman? Evet. Bilgi'yi karşısında görünce baka kaldı. Nihayet hayırlı bir iş yapabildik. Haklısın Mahmut abi. Artık ikisi birbirine moral verir. Tam zamanında çıkmışız hapisten. İkisi de uçurumun kenarına gelmişler baksana. Afiyet olsun Hayri Hanım. Nihayet gelebildin. Bana bak Sado, bu kızın anası buraya geldi. Bak bir daha böyle şeyler olacaksa ben anlaşmayı bozarım ona göre. O işi çözülmüş bile abla. Bol gözünden at bakalım. Madem bu kadar beceriklisin niye böyle şeyler oluyor? Hı? Olur abla. Kadın cahil işte. Alıp başını gelmiş. Ben kocasına söylerim. Boğazında kalacak da. Bir de cesaret edemez. Yarın öbür gün polisi başıma sararlar. Vallahi gözünün yaşına bakmam, yakarım seni de o zaman ha. Tamam abla. Halledeceğim dedim. İyi. Neden beni görmek istemedin Bilge? Beni bu halde görmeni istemedim Sarp. Ne varmış halinde? Daha ne olsun Sarp? Bu sandalyeye bağlı yaşıyorum. Kendimi 70 yaşında hissediyorum. Sana söz veriyorum. Seni bu tekerlekli sandalyeden kurtaracağım. Benim hiç umudum yok. Seni en son hastanede ziyaret ettiğimde doktor yürüyememenin sebebinin psikolojik olduğunu söylemişti. Fiziksel olarak aşılmayacak bir problemin yokmuş. Biliyorum. Ama beceremiyorum işte. Merak etme. Beraber bu sorunun üstesinden geliriz. Sen de hiç iyi görünmüyorsun Sarp. Ne oldu sana böyle? Hayır, ben iyiyim. Bir şeyim yok. Bana hiç öyle gelmedi. Kendine hiç bakmamışsın. Ayrıca zayıflamışsın. Her yer içki şişeleriyle dolu. Boş ver. Anlatacak bir şey yok. Sadece benim için işler pek yolunda gitmedi. Anlaşıldı. Anlatmayacaksın. Artık sen buradasın ya. Kendimi daha iyi hissediyorum. Böyle olmasın kardeşim. Karına sahip ol. Bıraksan artık çocuğun peşini. Abi bir cahillik etmiş, gitmez bir daha. Hayır, anlaşmayı yaptık. Paranızı aldınız. Beni zor durumda bırakmayın. Haklısın, bir daha olmayacak. Bana bak, duydun mu? Bir daha gidersen kırarım bacaklarını. Benim kızım o. Vazgeçmem ondan. Bak hala ne diyor? Alışacak zamanla abi. Unutun artık çocuğu kardeşim. Sizin Zeynep diye bir kızınız yok. Ana çocuğunu unutur mu? Sus kız, çarparım ha. Ben onu bunu bilmiyorum arkadaş. Unutacaksın. Yoksa bozulur anlaşma, kadın alır parasını geri. Sen merak etme abi. Ha, bak ona göre. Ben şimdi gidiyorum. Kadına söylüyorum bir daha olmayacak diye. Merhaba kardeş. Merhaba. Ya biz evi tutmaya karar verdik. Vallahi geç kaldınız kardeş. Nasıl yani? Ben evi başkasına verdim. Ya kardeşim biz sana demedik mi hemen verme, bizden haber bekle diye ha? Vaktinde gelmediniz, ben de istemiyorsunuz sandım.
Gördün başımıza geleni Osman. Yahu kardeşim, biz evi tutacaktık. Neden yaptın böyle bir şey ya? Başka evler de var abicim. İyi ama o ev bize uygundu. Diğerleri hep pahalı. Benim yapabilecek bir şeyim yok. Hay Allah. Ne yapacağız şimdi? Osman, benim bir daha ev arayacak halim yok ona göre. Yaktın bizi be kardeşim. Benim bir kabahatim yok bu işte. Bir şey yapamam. Ama başka ev bakacağım derseniz yardımcı olayım. Yok, istemez istemez. Senin yardımcı olma anlayışın bize pek uygun değil. Siz bilirsiniz. Ay, aman kız cadı, neden sesini çıkarmıyorsun ha? Tövbe tövbe. Geldin geldim işte hanımım. Sus, cevap verme bana. Hem öyle yarım ağızlı hanımım deme, fena yaparım sonra. Hadi mutfak çekmesine büyük bir bıçak olacak, git getir bana hadi çabuk. Ay, nerede deli varsa gelir beni bulun zaten. Bunda bir işe yarasın diye aldık, korkmak gibi dolaşıyor etrafımda müsibet. Öf. Ay. Ben annemi artık görmeyecek miyim yani? Ay, başlatma şimdi annene de sana da. Ay. Kızım, ben de senin annen sayılırım değil mi yavrum? Değil, benim bir tane annem var. Tabii tabii çocuğum, tabii bir tanecik. Annene bir şey diyen yok ki zaten. Hadi yavrum, hadi canım kuşum, git bırak o bıçağı. Git içeride televizyon seyret. Çocuğum, hadi çocuğum, bırak. İş için başvurduğunuzu duyunca şaşırdım doğrusu. Haklısınız, biraz şaşırtıcı bir durum. Sakıncası yoksa Tarık Bey'in şirketinden ayrılma nedeninizi öğrenebilir miyim? Malumunuz kendisi ahbabım olur. Uygunsuz bir durum yaratmak istemem. Rica ederim, sizi anlıyorum. Biliyorsunuz aile şirketleri biraz zordur. Ayrılma gerekçem sizin açınızdan sorun olacak türde değil. Daha çok şahsi diyelim isterseniz. Anlıyorum. Yiğit Bey, şöyle yapalım o zaman. Ben başvurunuzu yönetim kuruluna sunayım, konuşayım. Biliyorsunuz yönetici kadrosuna girişlerde ortak karar gerekiyor. Elbette. Size en kısa zamanda döneceğim. Çok teşekkür ederim. Bu yoğunlukta bana zaman ayırdınız. Aman efendim, estağfurullah. Tarık Bey'in yakını bizim de yakınımız sayılır. Kızım, bana Tarık Özsoy'u bağla. Hayır hayır, hatta bekliyorum. Hemen bağla. İyi günler Tarık Bey. Evet evet, benim. Nasılsınız? Sağ olun, bizler de iyiyiz. Uzatmadan konuya gireyim. Sizin de yoğun olduğunuzu biliyorum. Tarık Bey, damadınız iş için bize başvurdu. Ama ben sizin fikrinizi almayı uygun görüyorum. Ne dersiniz? Anlıyorum. En doğrusunu yapmışsınız. Demek size geldi. Açıkçası uygun bir dille geri çevirirseniz memnun olurum. Evet. Çok teşekkür ederim. İyi günler, sağ olun. Öf, çok sıkılıyorum, çok. Melis'ciğim, hiç evden çıkmıyorsun ki. Mesela sinemaya gidebilirsin. İstersen birlikte gidelim. Yeşim abla, ben karar verdim. Bilge'yi bulacağım. Babam ne derse desin. Bu kadar saçma bir durum yok yani. Nedensiz yere en iyi arkadaşımla görüşmem yasaklanıyor. Kararlıyım. Bununla mücadele edeceğim. İlk defa babama karşı gelmem gerekse bile. Bence yapmasan daha iyi. Seni anlıyorum ama Tarık da çok katı bu konuda. Ne bileyim, aranız açılmasın sonra. Babam katı ama haksız bence. Hem sen de bana yardım edersen hem Bilge'yi buluruz hem de babamın ruhu bile duymaz. Ne dersin? Peki, dediğin gibi olsun. Ben Melas ablayla bir konuşayım bakalım. Yaşa. Aa, ama babaya duyurmak yok. Anlaştık mı? Anlaştık ortak. Burada insanlar sıkılınca ne yapar? Sıkılmamak için bir şeylerle uğraşırlar. Mesela ev işleri gibi. Sinema yok mu? Unuttun galiba, burası Balat. Balat'ta sinema yok. Açılsa bile insanların böyle bir lüksü yok. Abartmayalım istersen. Sinemaya gitmenin neresi lüks? İş bulamazsanız daha nelerin lüks olduğunu öğrenirsiniz. Saçma. Yiğit de ben de çok iyi eğitim aldık. Çevremiz var. İş bulamamamız imkansız. En kısa zamanda doğru düzgün bir yerde ev tutmamız lazım. Doğru düzgün dediğin ne bilemem ama burada istediğiniz kadar kalabilirsiniz. Numara yapmanın alemi yok. Birbirimizi sevmediğimiz bir gerçek. Ayrıca herkes yerini bilsin. Mecbur kalmasak buraya asla gelmezdim. Ben de Yiğit'in hatırı olmasa asla seni bu eve sokmazdım. Sarp, ne çabuk geldin. Söz verdim ya çabuk gelirim diye.
Bir misafir de getirdim Bilge. Gel, gel çekinme. Merhaba, gel yanıma otur istersen. Geç öyle. Bu küçük hanımın adı Zeynep. Zeynep'ciğim, bu ablanın adı da Bilge. Sarp, nesi var? Tam olarak bilmiyorum ama kaybolmuş galiba. Sokakta ağlarken buldum. Şimdi anlat bize neler olduğunu da sana yardım ederim. Annemi bulur musunuz? Tabii buluruz canım. Sen anlat bize neler olduğunu. Hadi. Babam beni bir kadına verdi. Annemden ayırdılar beni. O kadın da annemi istemedi. Ben de kaçtım. Canım. Sen. Senin ne işin var evimde? Ha, sen kimsin? Beni nereden tanıyorsun? Ha? Aa, sen o çocuksun. Evet oyun, bir mahsuru mu var? Ben senden kurtulamayacak mıyım ha? Eğimi aldığım kızlardan başka musallat olacak kimse kalmadı galiba ha? Ne diyorsun sen be kadın? Çekil. Çekil bakayım şöyle. Seninle çene yarıştıracak halim yok. Fatma. Oo Fatma Hanım, demek buralara yerleştiniz. Sizi ilgilendirmez. Niye geldiniz? Merak etmeyin, benim sizinle bir işim yok. Ama yeni beslememi de size kaptırmaya hiç niyetim yok. Yürü kalk. Yeni beslememi? Evet Fatma Hanım. Ne o, beğenemedin mi? Bu saatten sonra herhalde iyileşmeni bekleyecek değilim. Gerçi artık senden kimseye hayır gelmez. Ağzını topla. Bırak Sarp konuşsun. Döksün içindeki zehri. Kaç sene oldu. Özlemiştir bana hakaret etmeyi. Aman seni neyini özleyeceğim. Yürü kız, yürü hadi, yürü. Hayır, ben gelmeyeceğim. Yürü diyorum sana, yürü hadi, yürü. Yürü dedim sana, kırarım kafanı. Sabahtan beri deli ettin beni zaten. Abla ne olur bırakma sus. Beni. Sus, yürü diyorum sana. Başımın belası, yürü. Abla ne olur. Yürü, yürü hadi, yürü. İnanamıyorum buna. Benim yaşadıklarımı şimdi bu zavallı kız yaşayacak. Tamam Bilge, ağlama ne olur. Bak gitti işte. Tamam Sarp, merak etme, beni iyi. Yıllar sonra birden o kadını görünce sinirlerim bozuldu herhalde. Bundan sonra o kadının seni üzmesine asla izin vermeyeceğim. İnan buna, ben de izin vermeyeceğim. İnan. Hadi hemen gidip tutalım şu evi. Ne acelesi var ki abi? Nasıl olsa hallettik. Yarın sabah gider tutarız. O emlakçı şimdi kendi düşünsün bakalım. Haklısın. Zaten akşam olmak üzere. Abi, Hayriye değil mi bu? Evet. Gel. O. O kızı nereye götürüyor çekiştirerek? Aman abi boş ver. Şu kadınla karşılaşıp tadımızı hiç kaçırmayalım. Doğru diyorsun Osman. Şimdi şöyle güzel bir şeyler alalım. Çocuklarla kendimize bir ziyafet çekelim bu akşam ha. Oldu. Hadi gel. Sen de yardım etsen de kursak şu sofrayı. Yiğit neredeyse gelir. Ben anlamam o işlerden. Bunda anlaşılmayacak bir taraf yok ki. Tabak çatal bıçak dizeceksin. Madem o kadar basit sen yap işte. Senin hizmetçin yok küçük hanım. Estağfurullah, öyle bir şey demedim zaten. Ama misafire iş buyurmak nerede görülmüş? Sen misafir değil, bu evin gelinisin. O kadar uzun boylu değil. Gelin falan anlamam ben o işlerden. Yiğit iş bulsun, zaten gideceğiz buradan. Öyleyse gidinceye kadar sen de bana yardım edeceksin. Hem ev işlerini de öğrenmiş olursun. Sonuçta bir iş de bulsanız artık o hizmetçili hayatın son bulacak. Senin anlayacağın öteki Türkiye'ye hoş geldin kızım. Yeşim abla, ben ablamları çok özledim. İnan olayın buralara gelmesine ben de üzüldüm. Biliyorum. Gerçi konuyu açtığın iyi oldu. Çünkü seninle konuşmak istiyordum. İnan onların evi terk etmesini hiç istemezdim. Ben böyle olduğuna inanıyorum. Maalesef böyle oldu. Ama inan en kısa zamanda döneceklerdir. Peki onlar döndü diyelim. Babam bunu kabul edecek mi? Bundan hiç şüphen olmasın. İnan bizden çok baban onları özledi. Fakat böyle olması gerekiyordu. Yine de keşke hiç tatsızlık yaşanmasa ve gitmeselerdi. Ev böyle çok sessiz kaldı. Bence de, ama bana inan. En kısa zamanda hatalı davrandıklarını anlayacaklar ve geri döneceklerdir. Bundan hiç kuşkun olmasın. Yiğit. Bırak beni, evime gideceğim. Bırak dedim sus. Sana. Ay sus artık. Sen mi hanımsın ben mi belli değil. Sabahtan beri peşindeyim. Ayaklarıma kara sular indi. Eğer bir daha kaçmaya kalkarsan kafanı kırarım. Sus. Susmayacağım işte. Annemi özledim ben. Senin annen de benim hanımın da. Bunu kafana iyice sok. Bundan sonra ben ne dersem olacak. Anlaşıldı mı? Ay sen iyice mızmız çıktın. Ama ben seni yola getirmesini bilirim. Bu akşam cezasın. Sana yemek yemek yok.
Açlık seni adam eder. Bak bakalım bir daha benim senden dışarı çıkıyor musun? Ama benim karnım aç. Acıkırsa tabii. Aç insan öyle evden kaçmaz. Hanımı ne derse onu yapar. O kadar insan içinde gidip Fatma'yı bulmuşsun. Onu da gördüğüm iyi oldu. Ondan hayır gelmez artık bana. Sakat haliyle başıma kalırdı. Niye gitmişim aramamakla? Yalnız hastane ilk yattığında bayağı masrafını ben karşılamıştım. Aradan 4 sene geçti, faizini de koyarsan üstüne. Ben alırım o parayı onlardan. Biz parayı sokakta bulmuyoruz. Evet çocuklar. Nasılsınız bakalım? Bugün ziyafet var. Neler aldık neler. Hepsinin sevdiğin şeyler Bilge. Ne zahmet ettiniz Osman abi? Neyiniz var sizin? İkinizin de suratından düşen 1000 parça. Ha? Ya. Yok bir şeyimiz. Önemli bir şey değil Osman abi. Az önce hanımım buradaydı. Ona canımız sıkıldı. Ne? Hayriye mi buradaydı? Niye gelmiş ki? Ne istiyormuş senden? Benden bir şey istediği yok. Yeni beslemesinin peşinden geldi o. Sokakta küçük bir kız gördüm. Ağlıyordu. Kimsesi yok diye ben de aldım getirdim. Meğerse Hayriye'nin yeni beslemesiymiş. Şuna kölesi desek daha doğru olacak. Yalnız benim çocukluğuma pek benzemiyor. Afacan biri. Hanımımın bu sefer işi zor galiba. Yeter Bilge. Hanımım deyip durma şu kadına. Ne yapayım? Ağız alışkanlığı. İnsan alışkanlıklarından kolay vazgeçemiyor. Tamam bırakın artık bunları. Kurt gibi acıktım. Kendimize güzel bir ziyafet çekelim. Evet ben de. Hadi bakalım. Hemen işe koyulalım. Çocuklar bugün çok güzel gelişmeler oldu. Ya. Hoş geldin güzel oğlum benim. Git gel 2 kere yoruldum bugün. Hoş bulduk teyzeciğim. Yiğit bırak şimdi sarılmayı falan da anlat canım. Nasıl geçti bu 2. iş görüşmesi? Önce bir hoş geldin de istersen. Hoş geldin. Teyzenden fırsat bulsaydım diyecektim. Saçmalama Aslı. Önemli değil oğlum, tartışmayın. Ben de merak ettim. Nasıl geçti iş görüşme? İlki kadar olmasa da bu görüşmede iyi geçti. Sanırım memnun kaldılar. Artık birinden biri mutlaka olur. Ne kadar para istedin? Az istemeseydin. Saçmalama Aslı. Bu bir ön görüşmeydi. Yarın yine gideceğim. Herhalde hemen parayı konuşacak değilim. Hadi öyleyse yemeğimizi yiyebiliriz. Öyle özledim ki senin yemeklerini. Hepsini silip süpürebilirim. Bunu bildiğim için çok çok yaptım merak etme sen. Yiğit, duyan da bunca zamandır seni aç bıraktığımızı zanneder. Bizim evdeki yemeklerle buradakileri karşılaştıramazsın herhalde. Karşılaştırırım Aslı. Teyzem gibi kimse yemek yapamaz. Ay üf aman iyi. Sen de öğrensen iyi olur. İşe girip eve çıktığımızda yemekleri sen yapacaksın. Ben de söylüyorum ama Aslı kızım biraz gönülsüz. Ben bu saatten sonra yemek falan yapamam. Adam gibi bir iş bulursun. Tutarız bir kadın yapar. Sen bu kafayla gidersen benim 4-5 işte birden çalışmam lazım. Sen cezasın. Geç yerine otur. Yemek bitsin ben sana bulaşık yıkamasını öğreteceğim. Hayır açım ben. Yiyeceğim. Ne laftan anlamaz şeysin? Cezasın dedim sana. Değilim işte. Yemek yemezsen bulaşık falan yıkamam ben. Ona göre. Nasıl yıkamaz mısın? Eşek gibi yıkacaksın. Yıkamayacağım işte. Bu yaştan sonra nereden sardın bu belayı başıma? Sen bana Fatma'yı mumla aratacaksın. Eğer yemek yemezsem sabaha kadar bağırırım. Yeter tamam. Sus. Otur sofraya. Sadece bir tabak çorba içeceksin. Git kendine bir çorba tabağı getir. Uğraştıracaksın ama ben seni adam etmesini bilirim. Ver. Ver. Al.
Ne bakıyorsun öyle? Ha? İç çorbanı hadi. Mahmut amca, bu arada ev işi ne oldu? Evi elimizden kaçırmıştık ama Osman abin yaptı yine numarasını. Yarın tutuyoruz. bizden kaçar mı? Evden önemlisi iş bulmamız lazım. Buluruz Mahmut abi, buluruz. Hepsi sırayla. Ben de bu halimle başınızdayım. O ne biçim laf kızım? Düşünme böyle şeyleri. Sen en kısa zamanda yürüyeceksin. Bana inan. O zaman bugünlerin acısını çıkartırsın. Buna bir inanabilsem. Ayrıca ben bu halimle de bir şeyler yapmak istiyorum. Ne bileyim, ufak tefek el işleri falan. Hem canım sıkılmaz. Bu çok iyi olur Bilge. Evet, bunu düşünebiliriz. Seni yormayacak işler olmalı ama. Tabii canım. Vakit geçsin yeter. Bugün Melis'le konuştuk. Bir sorun mu var? Yok, merak etme. Melis'le aramız çok iyi. Ne konuştunuz peki? Ablası için çok üzülüyor. Sanırım bu konuda da haklı. Hayatım, ben üzülmüyorum mu sanıyorsun? O benim kızım. Ama başka da çarem kalmamıştı. Seni gayet iyi anlıyorum hayatım. Zaten seni suçlamıyorum. Ama bu iş uzamasa hepimiz için daha iyi olacak. Sen hiç merak etme. Her şey kontrolüm altında. Onları yakından takip edeceğim. Parasızlığa ve o hayata daha fazla dayanamazlar. Şu yatağa da bir türlü alışamadım. Kim bilir kaç senelik yatak. Bir de bel ağrısı çekeceğim bu ev yüzünden. Aslı, farkında mısın? Geldiğimiz günden beri buranın eleştirilmedik hiçbir yerini bırakmadın. Ne dememi bekliyorsun hayatım? Her taraf dökülüyor işte. Başka şansımız mı var? Daha ilk günlerden böyle yaparsan... hani birbirimize her konuda destek olacaktık? Hayatım, ben seni üzmek istemiyorum. İnan, her zaman senin yanındayım. Ama sen de beni anla. Biraz daha sabredelim. Bak, iki iş görüşmem de çok olumlu geçti. Hele bir yarın olsun. İşim var benim bununla. Hala uyuyor. Zeynep. Zeynep. Anne bırak, ben de uyuyacağım. Anne, annesi kalk çabuk, sabah oldu. Ne? Tamam, kalktım. Kalktım hanımım, günaydın diyeceksin. Kalktım hanımım, günaydın. Şöyle adam ol bakalım. Bir tabak çorbaya talim edince aklın başına geldi değil mi? Geldi hanımım, çok acıktım. Şimdi kahvaltımı hazırla bakalım. Benim bir dediğimi iki etmezsen hiç aç kalmazsın. Hadi bakalım, marş marş marş. Teyze, sen Aslı'nın kusuruna bakma. Olur oğlum öyle şeyler. O daha genç. Sen bunları düşünerek üzme kendini. Dün gece de konuştum ama ne yapayım, öyle alışmış. Baksana saat kaç oldu, hala uyuyor. Uyusun oğlum, önemli değil. Kalkınca yapar kahvaltısını o. Hadi sen git. Görüşmelerini yap. Bana şans dile teyze. Dilemem mi oğlum? Dün gece de hep seni düşündüm. İnşallah olur işin. Hadi uğurlar olsun. Günaydın amcacığım. Günaydın oğlum. Nasılsın bakalım bu sabah? Ne yalan söyleyeyim, biraz heyecanlıyım. Heyecanlanacak bir şey yok. Ben sana güveniyorum. Her zaman yanında olacağım. Hiç korkma. Merak etme amcacığım. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Nasıl? Dün gece rahat uyudun mu? Yani rüya falan bir şey olmadı değil mi? Yok, uyudum. Ama o gün gördüğüm rüya aklımdan hiç çıkmıyor. Her şey bulanıktı. Sanki biri vardı. Bir kız.
Rüya işte canım, unut bunları. Hep o talihsiz olayın izleri. Öyle ama insan yine de bir garip oluyor. Sanki çok sevdiğim biri var ve o bana çok yakın. Ama ben bir türlü ona ulaşamıyorum gibi bir şey bu. Otursana. Senin bütün yakınların yanında. Düşünme artık böyle şeyleri. Kendini işine ver. Peki amca. Ben de kendimi işime... Mahmut abi. Hadi çıkalım. Çıkalım Osman'ım. Önce şu ev için halledelim. Müjdeli haberlerinizi bekliyorum. Aşk olsun. Yoksa burada güzel ağırlayamıyor muyum sizi? Ya alınmak yok gençler. Kaç yıl sonra yeniden bir aradasınız. Kırmayın birbirinizi. Ben istesem de onu kıramam Osman abi. Hadi bakalım. Yolcu olduğuna gerek. Çıkalım. Tamam. İşleri halledelim. Akşam gelir seni alırız. Şöyle bir dolaşırız, tamam mı? Tamam Osman abi. İnan çok iyi olur. Hoşça kalın. Hadi. Şimdi. Ben de gidip kendime iş baksam iyi olacak. Yeniden hayata sarılman inan çok güzel sen. Her şey sayende gibi. İnan sen yanımda ol. O kötü günlerin hepsini aşarım ben. Ben sana güveniyorum sen. İnan bir daha hiç ayrılmayacağız. İki konuda yardımınıza ihtiyacım var Suzan Hanım. Buyurun, sizi dinliyorum. Yiğit dün bir şirketle görüşmüş. Sahibi tanıdığım. Hemen beni aradı ve ben o işi engelledim. Ama her yerde bu böyle olmaz. O yüzden bir gölge gibi Yiğit'i takip etmenizi ve işini engellemenizi istiyorum. Bence bunu hiç dert etmeyin. Görsünler gerçek yaşamda dönen dolapları. Neler olduğunu ve neler kaybettiklerini. İnanın bir ay sonra aramıza döneceklerdir. Bundan ben de eminim. Diğer konu neydi? Bu sorun benim için daha önemli. Murat. Murat'ın bir sorunu mu var? Sanki bir şeyleri hatırlamaya başladı gibi. Ama bana çok güvendiği için bunu bir sorun olarak görmüyorum. Fakat binbir suratın dışarıda olması beni telaşlandırıyor. Çıktıklarından beri gözüm üzerlerinde. Bir yanlışlarını görmedim. Eminim şimdilik böyle düşünüyorlardır. Parası kaldıklarında yine başıma bela olmaya çalışacaklardır. Bir de Murat'ın elimizde olduğunu öğrenirlerse işte o zaman yandığımızın resmidir. Böyle bir şey yapmayacaklarını zannediyorum ama yine de gözüm üzerlerinde olacak. Daha fazlasını istiyorum. Onlarla konuşun. Ağızlarını arayın. Gerekirse tehdit edip sindirelim. Olmadı başlarına yeni bir çorap verip attıralım yine Kodes'e. Siz yüreğinizi ferah tutun Tarık Bey. İki işi de halledilmiş bilin. Bundan hiç kuşkum yok. En kısa zamanda gelişmelerle ilgili rapor istiyorum. Tabii efendim. Şimdilik iyi günler. Binbir suratın kolay kolay pes edeceğini sanmıyorum. Ama bu sefer ilk hamleyi ben yapacağım. Murat'ın hiçbir şeyi hatırlamaması lazım. Yoksa bu benim sorum olur. Hayatım, neden anlamıyorsun beni? Bu sefer parayı bulacağız diyorum. Tamer lütfen. Seni dinlemek istemiyorum. Hayatım, niye böyle yapıyorsun? Bak Tamer. Bir daha at yarışı falan duymak istemiyorum. Adam gibi bir işe gireceksin. Zaten son defa oynayacağım. Parayı alacağız. Sonra iş kuracağım kendimi hayatım. Sen adam olmayacaksın değil mi Tamer? Ben boşuna konuşuyorum burada. Aşkım bu sefer çok sağlam tüyo aldım. Saçmalama Tamer. Adam bilse kendi oynar. Niye sana söylesin ki? Ya bu seferki farklı. Adam sağlam. Bizim amcaoğlunun kankası. Herif Veli Efendi de seyiz. Üç tek verdi adam. Ne e'si kuşum? Üç tek diyorum sana. Bunlardan birisi eşek. Geldi mi Türkiye'de bu olaya gönül vermiş milyonlar gözyaşı döker. Bir tek ben gülerim çünkü paraya para demem. Kes Tamer. Artık bu boş işleri duymak istemiyorum. Eğer adam gibi bir iş bulamazsam bir daha benim yüzümü göremezsin. Oo güzelim. Sen burada mısın? Bir sen eksiktin. Lan ben sana bu kızdan uzak duracaksın demedim mi? Ne diyorsun sen ya? O benim kız arkadaşım. Bana bak çarparım ha. Yeter ama. Lan kıza dua et. Yoksa kırmıştım kafanı. Defol git, rahatsız etme bizi. Güzelim sen iste Fizan'a gideyim. Ama seninle gideyim. Sen benim olacaksın. Bunu sakın da o güzel aklından çıkarma. Sen de bir daha bu kızın yanında görmeyeceğim yoksa yazık olur sana. Eyvallah yavrum. Bırakmadın ki beni kırayım kafasını. Güldürme beni Tamer. Öyle deme Ceren. Çok canım sıkılıyor. Bir daha sana bir pislik yaparsa elimden zor alırlar bunu. Herif senin yüzünden 4 senedir bana asılıyor. Beyimiz de cezasını verecekmiş. Geç kalmadın mı biraz? Ben korkuyorum bu heriften. Sen at eşek peşinde koşacağına adam gibi bir iş bulmuş olsaydın... ...şimdiye kadar çoktan evlenmiş olurduk.
Bu serseri de böyle rahat davranamazdı. Kalbimi kırıyorsun ama Ceren. Sen benimkini sürekli kırıyorsun. Allah Allah. Ay, öğlen oldu. Hala uyuyor mu şimdi bu? Sus, yavaş konuş, uyanmasın. Neden sıçacakmışım canım? Kaç oldu saat? Uyansın o da. Ama ne yapacaksın onu uyandırıp da? Ne güzel kafamızı dinliyoruz. İş yapsın biraz. Aa, çöktüler senin başına. Halayık gibi kullanıyorlar seni. Demek beni çekiştiriyorsunuz. Dedikoducu karılar sizi. Şimdi de uyumamız mı battı size? Yok kızım. Olur mu öyle şey? Hadi bırak şimdi bu numaraları. Kızımmış. Her şeyi duydum. Hesap vereceğiz sana. Kalk sen de zamanında. Bütün iş kadının üstünde. Sana mı kaldı onun avukatlığı? Beğenemedin mi küçük hanım? Madem onu o kadar çok düşünüyorsun sen gelme. Kadına da iş çıkmasın. Gözünü burada açıyorsun. Sonra akşama kadar lak lak. Başka bildiğiniz bir şey yok. O kadar uzun boylu değil. Sen benim gelenime gidenime karışamazsın. Ama çok da derdimdi. Hadi ben sıkıldım. Biraz dolaşacağım. Yiğit gelirse söylersin. Tam manyak bu ya. Yerleri camları falan silerken, bulaşık yıkarken bu önlüğü takar. İşin bitince çıkarı mutfağa asarsın. Güzel güzel sil. Geldiğimde bu odanın yerleri bitmiş olacak. Hanımım sen nereye gidiyorsun? İşim var, sen anlamazsın. Para meselesi. Ben yalnız korkarım. Hadi orada. Niye korkacakmışsın? Kocaman kızsın. Ben seni üzerinden kitleyip gideceğim. Hiçbir şey olmaz. Esas sen ben varken kork. Hadi bakalım. Hadi. Merhaba. Geç kalmadım herhalde. Yo. Evet. Ne kararı vardınız? Vallahi Yiğit Bey sizle çalışamayacağız. Çalışamayacak mısınız? Evet. Peki neden? Maalesef bu konuda açıklama yapamam. Ama dünkü konuşmanız çok olumlu geçmişti. Yani hiçbir şey anlamıyorum. Lütfen bu konuda bana fazla soru sormayın. Bu olay beni de aşıyor. Peki öyle olsun. Aa, Aslı Hanım değil mi bu? Ne işi var burada? Aslı Hanım. Aa, sen misin? Nasılsınız Aslı Hanım? Sizi burada görmek ne kadar güzel. Sağ ol. Seni görmek de çok güzel. Kaç yıl oldu değil mi? Ya çok oldu tabii. Ama inanın hala çok güzel bir alımlısınız. Arkadan gördüm de kim bu hanım acaba dedim. Hiç bu mahalleden birine benzemiyor. Sade de gel. Sen benim burada ne işim olduğunu merak ediyorsun değil mi? Ne yalan söyleyeyim öyle. Ben buraya taşındım. Buraya? Evet, Melahat'in yanına. Ama şimdi canım sıkkın, biraz dolaşmam lazım. Melahat ve Nezaket seni pek sevmiyorlar değil mi? Aman ne yalan söyleyeyim öyle. Tamam, güzel. Yarın bize geliyorsun o zaman. Orada uzun uzun konuşuruz. Tabii gelirim, ne olacak? Ben de beklerim ama. Görüşürüz o zaman. Tamam, görüşürüz. Kimleri görüyorum? Hoş geldin Sarp. Hoş bulduk. Otursana adamım. Yok oturmayayım. Bilge evde yalnız. Çocuk mu adamım? Otur iki dakika, özlemişim seni. Gideceğim demeye mi geldin? Yok şimdi ben iş arıyorum. Osman abiler de arıyor. Senin çevren geniştir, aklında olsun. Ayıp ettin adamım, bakarız. Yalnız Osman abiler nasıl bir iş arıyorlar ki? Vallahi ne olsa diyorlar ama biraz paraları da var. Basit bir yer falan da açabilirler. Oğlum burası var. Neresi? Bu kafe oğlum. Adam kaç aydır devretmeye çalışıyor. Gerçi Osman abilere biraz tuzlu gelebilir ama. Yine de bir konuşsunlar. Tabii canım. Bu kriz ortamında bu adam da daha fazla dayanamaz zaten. Hem belki vade falan da yapar. İyi oldu bu haber. Osman abiler de sevinecek. Ben gideyim. Sarp baksana. Ya adamım şey vardı. Ne var? Adamım şiir gibi bir altılı yaptım. Fakat biraz geniş olmuş. Bir beşli kat ortak olalım. Yarım saat kaldı şurada. Yatırmam lazım. Al bakalım. Adamım harikasın. Kesin buluyoruz atlıyı. Bırak Osman abileri. Yarın biz alırız bu kafeyi. Bilge'ye de çok selam söyle. Hadi görüşürüz. Hadi güle güle adamım. (Gülüyor)
ikinci yerde. Dün şeker gibi karşılayan adamların bugün neredeyse bir kovmadıkları kaldı. Nereden iş bulacağım ben? Demek bu kriz gerçekten kötü etkilemiş piyasayı. Ama benim gibi eğitimli birini nasıl işe almazlar ki? Bir türlü anlamıyorum. Kafe işi olsa ne güzel olur değil mi? Evet Bilge, ben de çok sevindim bu işe. Bakalım Osman abiler ne diyecekler? Gerçi Tamer adam çok para falan istiyor diyor ama Osman abi bir şekilde halleder. Biz de sanki olmuş gibi konuşuyoruz. Bir iş bölümü yapmadığımız kaldı. İyi insan lafının üstüne gelirmiş. Bak Osman abiler geldi bile. Gene mi sen? Çekil kenara. Ben paramı almaya geldim. Hadi bakalım küçük hanım, unuttuğumu sanma. Ver bakalım paramı. Ne parası? Ne parası olacak? Hastaneye ilk yattığında ödediğim para. Tam 50 milyon. Şimdinin krizinde koy, doları marka hesap et. 4 yıl geçmiş aradan. En az 1 milyar istiyorum. Ben de ne arar 1 milyar? Orası beni ilgilendirmez. Darülözeden çıkıp ar namus tanımadan el alemin adamın evine yerleşmeyi biliyorsun ama. Para da vardı sende. Ne diyorsun sen be? Yapma Sarp. Defol git bu evden. Paramızı istemek suç mu canım? Dağ başım burası. Verin paramı gideyim. Ne oluyor burada? Oh, bozacıyla şıracı da geldi. Ekip tamam oldu. Hayri Hanım, ne işin var senin burada? Paramı almaya geldim. Ne parasıymış bu? Ne diyor ya? Bilge'nin bana borcu var. Hastane parası. Faiziyle hesapladım. 1 milyar kadar ediyor. Versin paramı gideyim. Yok öyle şey. Yok yok. Biz doktorla konuştuk. Kıza hastanede sahip çıkmamışsın. Parasızlıktan darlaşıya yatırılmış. Şimdi ne hastane parasından bahsediyorsun sen ha? Aman ilk yattığında. Ne bileyim ben verdim işte iyileşir diye. Verin paramı gideyim. Tüh sana be. Ne vicdansız kadınmışsın sen. Bana bak. Lafını bil, paramı almadan şuradan şuraya gitmem. Yeter artık, yeter. Çık git şuradan. Eğer bir daha bu kızın yanında seni görürsem karışmam ha. Ay, sen adam mı oldun Osman Bey ha? Senin bütün pisliklerini biliyorum ben. Ayağını denk al, yoksa her şeyini anlatırım. Aman be, anlatırsın anlat. Çekmişim cezamı çıkmışım. Daha neyimi anlatacaksın? Hadi yallah, hadi 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 yürü. Abi, hadi bırak, hadi. Dokunma bana pis adam. Hadi yürü, dokunma, yürü dışarı. Dokunma yürü dedim, bana hadi. Diyorum sana pis adam. Hadi. Çekil bırak beni, hadi. Bırak. Pis adam. Yürü. Hadi. İşte bu be. Aslanım Osman. Dinsizin hakkından imansız gelirmiş. Helal olsun. Oh be. Rahatladım ya. Keşke daha önce yapsaydım bu kadına bunu. Bilge. Kızım. Üzme sen de kendini. Ne yapayım Osman abi? Tam o kötü günleri unutmuşken yine bela oldu başıma. Rahat vermez artık bana. Ya o kadar uzun boyu değil. Bir daha gelsin de göreyim bakalım. Hayriye'nin yüzünden müjdeyi unuttum. Çocuklar, ev işi tamam. Sahi mi? İşte buna çok sevindim. Bizde de güzel bir haber var işle ilgili. Ne? İşle mi ilgili? Neymiş bakalım? Merhaba. Ne oldu Yiğit? Kabul edildin mi? Ne oldu oğlum söylesene. Olmadı. Olmadı mı? Evet. Hani iyi geçmişti? Hani kesindi? Olmadı diyorum işte. Olmamış işte kızım. O da çok üzülmüş baksana. Bu olmadıysa başkası olur. Üzmeyin kendinizi. Kes sen de be. Kolay mı zannediyorsun bu çöplükte yaşamak? Sen nereye çöplük diyorsun ha terbiyesiz? Dur oğlum sakin ol. İkinizin de morali çok bozuk. Bağır çağır. Benim değil mi tek suçlu? Demek beni kovarsınız ha? Ben sizi yapacağımı bilirim. Hayriye'yi unuttunuz demek ya. Kalk sen de uyuşuk kalk. Uyumuyorum hanımım siliyorum. Tamam tamam bırak yarım kalsın senin yaptığın iş. Öf. Niye açmıyor bu adam şimdi? Ha, alo. Ha, baba Sado. Benim ben kim olacak Hayriye? Bir sorun çıktı. Hemen gel. Yo hayır çocukla ilgili değil. Sen gel çabuk. Önemli hadi. Bekliyorum çabuk. Gör bakalım Osman Efendi. El mi yaman bey mi? Demek kafe iş ha?
Orası iyi de çalışıyordu Osman. Öyle de abi, altından kalkabilir miyiz ki? Yani hiç yapmadığımız bir iş de. Ona bakarsan biz zaten hiç iş yapmadık gibi ortak. Gerçi orası da öyle ama. Senin başaramayacağın iş olur mu Osman abi? Vallahi artık akıllandım Bilgeciğim. 3 kuruş paramız var. Onu da elimize yüzümüze bulaştırmayalım diyorum. Biz el ele verdik mi? Hiçbir şey olmaz Osman. Merak etme. Öyle abi. Tamam. Yarın gidip konuşalım adamla. Kim acaba? Kimseyi de beklemiyordum. Hanımım olmasın yine. Demek bu kadına o ders yetmedi. Ben şimdi ona sorarım. Allah Allah. Kim acaba? Aa. Siz? Bazı şeyler vardır, anlatılmaz. Bazı şeyler vardır, konuşulmaz. Küçük bir dünya içinde güzel bir çiçek, yağmurlarla ıslanıp büyüyecek. Bazı şeyler vardır, anlatılmaz. Bazı şeyler vardır, konuşulmaz. Küçük bir dünya içinde güzel bir çiçek, yağmurlarla ıslanıp büyüyecek. Sevgi çocuğun yüreğinde tanır, güzel umutlar yaşasın içinde.